Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Evet, bayağı. Evet, çok. Bayağı, bebeğin cinsiyeti. Şimdi Ramazan, sen ne demiştin? Kız demiştim ama sonradan bir an fikrim değişti. Erkek olarak hissediyorum. Erkek olarak hissediyorsun. Evet. Sen? Ben de kız artık. Ha, bunların fikirleri değişik başlıklı. Şimdi sen kız demiştin. Şu anda erkek olarak hissediyorsun. Ceylan da tam tersi. Sen de diyorsun ki ben de kız olarak hissediyorum. Evet. Niye değişti fikriniz? Ultrasyon görüntülerinden sonra değişti karar. Bir şey yaptık. İddiaya girdik böyle, acaba kim kazanacak diye. Aranızda iddia var mı? Evet, var. Bakalım kim kazanacak. Bu arada anket, Ceylan mı doğru biliyor yoksa Ramazan mı? Ceylan'ın bebeği kız mı erkek mi diye sormuşlar Esrar oldu ATV'de. Bakalım cinsiyeti ne olacak? Ay, iki dudağımın arasında. İster söylerim. Ali Osman Hoca bana bıraktı. İster söyle, ister söyleme dedi. Esra Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Söyle. İlk olarak ayakta kutlamak istiyorum bunu. Dün çıkamadım. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Sizin de gününüz kutlu olsun. Buradan da bütün kadınlarımıza, bütün dünyadaki kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Konuklarım gayet iyi tanıyorsunuz, Ceylan ve Ramazan. Bebeklerinin cinsiyeti bugün öğrenilecek. Yani neredeyse ilk kontrole burada gittiler ve bebeğin cinsiyetini de benden öğrenecekler. Evet. Şimdi Ramazan kız, Ceylan da erkek olacağını düşünüyordu. Fakat bugün bu sürüteye oturduklarında Ramazan dedi ki hislerim ve duygularım değişti. Ben erkek olacağını hissediyorum. Aynen. Ceylan da dedi ki ultrasona baktığımda ben de kız olacağını düşünüyorum. Evet. Ay, sizce? Bak, yani ben şimdi hatırlıyorum, iki kere, üç kere yaptım da bu işi. Şimdi o herhalde, yani o ultrasona gidip cinsiyetini öğreneceğin gün dünyanın herhalde en heyecanlı anlarından biridir. Hülya Hanım, sizce? Hiç benim tahminim tutmaz ama şeyden korkuyorum ben. Bir tane kız evlat olursa aynı Ceylan gibi. Vay Ramazan'ın haline. Atom karınca. Evet. Ama tabii şunu... Ramazan'a mı üzülüyorsunuz o zaman? Evet, üzülüyorum Ramazan'a. Ramazan zaten sessiz. Bir de anne gibi böyle cıvıl cıvıl bir kız olursa evde. Ramazan, yok, ne yaparsın? Yok, bir şey olmaz ki Hülya. Konuşsunlar mı? Sen dinlemeye hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Zaten Ramazan'ın şey, yani içi de sakin, dışı da sakin. Belki de hayatta zıtlıklar birbirlerini tamamlıyor yani. Belki de. Biri çok enerjik, diğeri daha durağan. Var mı tahmininiz? Kamze kız diyorsun. Ben erkek diyorum Esra. Erkek diyorsun. Evet. Erkek diyorum. Karnından öyle hissettim. Karnından öyle hissettin. Nasıl hissettin ya? Yani var tabii onun ince, erkek uzun. Erkek çocuğu daha böyle hani küçük ve yuvarlak olur. Kız çocuğu daha yayvan olur. Ben de üç çocuk annesi olduğum için biraz tecrübem var ama yanılabilirim. Vallahi benim iki tanesi de vardı. Hiç kimse tahmin yürütemedi. Hepsi maşallah. Enine boyuna. Ben bir de şey, bana... Hamilesin diyorlardı. Ben ertesi sabah kalkıyordum. 10 kilo zaten kafadan almışım yani. Hani tabii. Öyle yürüyen şeydim ben. Bak, akışına bırakıyorduk. Var mı Sinan tahmini? Kız. 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 Bayağı herkes kız diyor. Erkek erkek. Hayır, neye göre tahmin ediyorsunuz? Ben de mesela öyle çok tahminde bulunamam. Annem bakmış kız demiş. Annen nereden bakmış? Kız, kız, kız. Bir dakika, hemen verelim mikrofonu. Şuraya da uzatalım. Ultrason herhalde. Size de vereceğim. Gözlü yürüyen ultrason annesi. Annem yıllardır hani ebelik yaptığı için, doğumlarda falan yaptığı için, yani köy kadınları hani. Ondan sonra Ramazan'la konuştu biraz önce, dedim anne tahminin nedir? Dedi %100 kız. Anne nerede? Annem şu anda evde sizi izliyor. Annem babam. Ramazan'la ne zaman konuştu? Yukarıda görüntülü konuştular. Annenle mi konuşurdun Ramazan'ı? Evet evet, özellikle cinsiyeti öğrenmek için. Ha, reklam arasında. Evet evet. Esrar oldu seyircisi, her yolu deniyor sevgili seyirciler. Annem peki, çok tecrübeli. Görüntülü de konuştular, ne dedi, ne sordu mesela? Dedim ki anne dedim, Ceylan'ın yüzüne bakınca ne görüyorsunuz? Annem de dedi ki %100 kız dedi. Annem hani şey yapmaz, yanılmaz. Peki mesela yüzde değişiklik oluyor mu? Evet oluyor, annem onu hemen fark edebiliyor. Siyah dudak olunca galiba erkek oluyormuş, pembe olunca kız oluyormuş. Tabii annem daha iyi biliyor da. Ama rujlu dudağı.
Bilmiyorum, şimdi bizde şöyle şeyler var işte, erkek güzelleştirir değil mi? Kız annenin güzelliğini alır filan derler. Evet. Bu bir değişik işte, karın biraz sivri ise kızdı. Yok neydi? Erkek. Erkek böyle yana yayıldıysa kız oluyor. Senin nasıldı? Sivriydi. Şöyle bir şey var biliyor musunuz? Eğer çocuğunuz size benziyorsa eşiniz sizi çok seviyor demekmiş. Aşkım dünyanın en sevilen kadını benim. Yani. Yok ikincisinde Ömer'de, yürüyen Esra o da. İşte Ali Bey sizi o zaman çok seviyor anlamına geliyor. Öyle diyelim. Anket ne diyor? Görelim bir anketi de. Bak herkes kız tahmininde bulunuyor. Ben de anket yaptım Instagram'da. Çoğunlukla kız dediler. Ne zaman anket yaptın? Dün. Senin yapmış olduğun ankette herkes kız dedi. Çoğunlukla kız vardı. Esra Eroğlu ATV adresine. Buraya da verelim anketi. Stüdyodaki seyircilerimiz de görsünler. %43 erkek, %57 kız. Allah yani analı babalı sağlıklı dünyaya gelmeyi, iyi bir ömrü olmasını nasip etsin. Cinsiyetin aslında bir önemi var mı? Yok. Ama onu öğrenmek de insanı heyecanlandırıyor. Aynen. Gerçekten ama herkes kız diyor mesela, çok enteresan. Vardır yani mutlaka bunun... Yani bu içgüdüsel bir karşılığı vardır gibi geliyor bana. Ya daha hiç yok, hiçbiriniz bilemediniz. Şimdi eski halini bilsem hani yok güzellik kattı, yok güzelliğini aldı derim ama. Yansınlar tabii ki, çok merak ediyorum. Peki şu da oldu mu sizde? Daha çocuğun cinsiyeti belli olmadan kız olursa şu isim, erkek olursa bu isim. Evet, Esra Damla veya Esra Ceylin koymayı düşündük. Eşim öyle istiyor. Erkek olursa da Ali Erol Caner, koyarsınız. Biter zaten. Ya da zaten. Caner Ali koymayı düşünüyoruz. Bir saniye. Caner Ali mi? Ya da Ali Caner. Tam Cin Ali gibi oldu. Caner Ali. Çok uyumlu olmuş. Caner Ali. Ben anneanne ve babaannenin de aslında... Tabii ay bunlar onlar... ilk heyecanlar. Ne heyecanlılar şu anda, içleri içlerine sığmıyor. Ama bir telefon uzaklıktalar. Her şeyi Esra Hanım'a yıktılar. Ama şundan mahrum kalıyorlar bence. Bazı şeylerin telafisi yok. Bak bir şeyi almak istersiniz, bir eşyayı alamazsınız. Ama hayat size yaşam bir şeyler sunar. Ekonomik özgürlüğünüz olur, onu elde edersiniz. Ama işte düğünlerin... ilk torun sahibi olmanın, o mutluluğu yaşamanın bir daha hayatta telafisi yok. Yok. Bazı anlar kaçar ve geri gelmez ama işte o anları kaçırmayanlar da genelde bunun empatisini yapabilen insanlar. Yapamayanlara da söyleyecek bir şey yok. Yani anneanne var mı? Yok. Babaanne var mı? Yok. Dede var mı? Yok. Teyze var mı? Yok. İşte hala var mı? Yok. Dayı var mı? Yok. Sizin hayatta kiminiz var şu anda? Biz bizeyiz. Kimseniz yok. Gerçek bu. Aslında hayatın özü de bu. Şimdi... Biz birbirimize yeteriz. He? Biz birbirimize yeteriz. Birbirimize yeteriz diyorsunuz. Şimdi balonumuz da gelsin. Bu yeni moda balonlar var biliyorsunuz. Balonun içinde konfeti gibi böyle şeyler var, kağıt parçaları var. Kız olursa pembe, erkek olursa... Mavi. Bu balonu patlattığınız dakikada içinden bak, ay inşallah uçurmam ha. Düşünsene canlı yayında. Patlattığınız dakikada bebeğin cinsiyeti belli olacak. Her şey o balonun içinde saklı. Bütün ama balonu nasıl patlatıyorsunuz biliyor musunuz? İkiniz böyle sırt sırta baktınız. Şaka yapıyorum, yok öyle bir şey yok. Bir kimse görmesin. Kimse görmesin. Biz arkaya bakar, rengine bakarız. Evet. Görüyor musun Sinem? Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Senin zamanında olabilir ama. Vereyim mi balonunuzu? Evet, alır. Buyurun. Ramazan ne hissediyorsun oğlum? Ramazan ağlayacak. Ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Bir de merak. Merak. Buyurun. İkiniz beraber tutun. Yine.
Götür, ben buraya geçeyim dayanma. Son tahminlerinizi alayım. Kız. Erkek. Biraz şöyle gel Ramazan, yüzünü de görelim. Kim patlatacak? Ben mi? Ay balon. O arada mikrofonların sesini nasıl alalım mı? Çünkü balon sesi de var ya böyle bir anda. Ay şöyle gelsin bize. Gel. Gel. Tamam. Beyaz çıkmasın da. He? Beyaz çıkmasın da. Bir şey söyleyeceğim. Ceylan'ın yüzü çok tatlı. Sen şimdi balondan mı korkuyorsun? Balon, merak ediyorum. Ay yazık ya. Çok heyecan. Patlatayım mı? Ya vallahi atom karınca, yemin ederim. Hazır mısınız? Evet. Hadi. 5, 4, 3, 2... Ebeveyime, ebeveyime. Çok teşekkür ederim Ezra Hanım. Bebeğin cinsiyeti kız sevgili seyirciler. Allah sağlıkla saatle büyümeyi nasip etsin. Amin. Çok teşekkür ederim Ezra Hanım. Demek insanın ilk hissettiği gerçek oluyormuşum öyle. Ya. Çok teşekkür ederim. Ellerim Sirecan. Oturabilirsin hemen, hiç şey yapma. Şunu da alayım ben. Ayağa takılır filan diye. Hı. Ya Allah nasip ederse bir kız evladınız olacak. Küçük Esra geliyor o zaman ha? Diyelim. Küçük Esra geliyor diyelim o zaman. Ne istiyorsanız o ismi koyun. Caner Ali'den daha iyi dermişim. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Ali Osman hocama da buradan sevgilerimi gönderiyorum, Ali Osman Koyuncuoğlu'na. Bu süreci en kendisi doktor olarak takip ediyor. İnşallah önce sağlıkla dünyaya gelir. Biz de gelişmeleri size aktarırız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Yalnız bu arada ilk geldiği gün hiç karnı yoktu. Şimdi her geçen gün birazcık daha karnı da büyümeye başladı. Sen kendine dikkat et, kendine iyi bak. Ramazan'ım gözün aydın. Sağ olun Esra. Bir ceylan daha geliyor. Hayatının sessizliğini onlar alacaklar. Sizi uğurluyorum. Çok görüşmek üzere. Ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Buyurun. Dikkat.